Merhaba. Ben baba. Merhaba dayı. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Serpen. Hazır mıyız? Evet. Merhaba arkadaşlar. Değerli basın emekçileri. Bizler seçim kampanyamızı yürütürken bunu iki tane temel şeyin üzerine oturttuk. Bir tanesi barış mücadelesi, bir tanesi de demokrasi mücadelesi. Bu iki mücadelenin birbirinden ayrılmayacağını, bu ülkeye demokrasi gelmeden barış, barış gelmeden de demokrasinin var olamayacağını söyledik. Barış deyince tabii bu barışın bütün yükünü omuzlamış, bunca yıldır katlandığı bedelle, katlandığı acıyla bu barışın belki de en önünde yürüyen, bu barışın sesini en gür çıkartan barış annelerini ziyaret etmek, buradan başlamak bizim için çok önemliydi. Çok da kıymetliydi. Ben bu vesileyle burada olduğum için bir kez daha onur duyuyorum ve kendilerinin hayır dualarını almaya geldik. Barış için hayır dualarını almaya geldik. Hep beraber bu ülkeye barış bir gün muhakkak gelecek. Hep birlikte bu yaşadığımız acılarla yüzleşeceğiz. Bu acılardan dersler çıkartacağız ve bu yüzleşmenin ışığında da bu ülkede bir daha bu savaşı, bir daha bu kayıpları, bu canlarımızı yitirmeye son vereceğiz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz 90'ların ortasından beri cumartesi anneleri denen bir mücadele var. Yarın da cumartesi. 90'larla yüzleşmeden, 2000'lerle yüzleşmeden, tarihimizdeki tüm acılarla yüzleşmeden yol almak mümkün değil. Bugün yüzleşme günüdür. 24 Haziran'dan sonra hep birlikte eğer bir bu ülkede demokrasiyi inşa etme çabası içinde olacaksak, yan yana geleceksek,
Bunun için öncelikli olarak yüzleşmemiz gerekiyor. Acılarda akraba olduk. Çok fazla acı çektik. Evlatlarımızı yitirdik. Canlarımızı yitirdik. Kürt anneleri, Türk anneleri, bu ülkede yaşayan anneler bunun en büyük bedelini ödediler. Ödemeye de devam ediyorlar. Buna ancak yan yana gelerek, bu yüzleşmeyi yaşayarak son verebiliriz. Evet, bakın Cumartesi annelerinden Berfuan'a, evladına kavuşamadan, evladının cenazesini kaldıramadan aramızdan ayrıldı gitti. Diğer taraftan yine yıllarca bu savaşın içinde evladını yitirmiş binlerce anne olduğu gibi kendi bedeniyle de aslında barış mücadelesi yaparken, buna öncülük yaparken yitirdiğimiz anneler var. İşte Taybet Ana gibi. Saymakla bitmeyecek kadar acı var bu ülkede. Şimdi bunlara son verme zamanıdır. Bugün burada bu başlangıcı yaparak barış anneleriyle yan yana gelerek aslında bir çağrıyı yinelemek istiyoruz. Bu savaş politikalarına, bu savaş zihniyetine, bu savaş iktidarına ancak bizler son verebiliriz. Annelerin acılarına sahip çıkarak, bu acıyı ortaklaştırarak, bu acılarla yüzleşerek bunların bir daha yaşanmasına engel olabiliriz. Ben buradan bütün Türkiye halklarına, bütün annelere çağrı yapıyorum. Gelin hep birlikte bu gidişata, bu savaş politikalarıyla yol almaya çalışan iktidara hep birlikte dur diyelim. Buna bir son verelim. Buna son verebiliriz. Evet, işte anneler burada. Onlar da biraz sonra sözlerini söyleyeceklerdir. Çünkü bütün bu mücadelede hep en önde oldular. Ve bu savaş bitsin diye, bu zulüm bitsin diye seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama iktidar 16 yıldır inatla bu sesi duymadı. Çözüm sürecinde bile bizler çözüm derken, barış derken, bütün iyi niyetimizle her yerde çabalarken ki o çabanın da içinde en önde yine barış anneleri oldu. Bu iktidar gitti, arkamızdan çökertme planı denen planların içinde oldu. İşte buna son vermek zamanıdır. Hep birlikte bunu başarabileceğiz. 24 Haziran'a çok az bir zaman kaldı. Hep birlikte çalışacağız. Ve inanıyorum ki 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Oylarımıza, geleceğimize, irademize sahip çıkacağız. Barışa sahip çıkacağız. Ve 25 Haziran'dan sonra da bu ülkede bir daha bu acıları yaşamamak için omuz omuza yeni Türkiye'yi, yeni siyaseti, yeni yaşamı hep birlikte var edeceğiz, inşa edeceğiz. Teşekkür ederim. اجي لسر ناوي مش لسا دايك يا شيخي وك دايك كي في مهار روجيه مهار مبارك ل انسان اگر ايرو ده برفدان ادنه او گر روجي گرتن به مهار روجيه ده وسيله آشي ديه براتي وك هي ان شاء الله خيو سكن اندنه وك دايك امجی بخیر هاتنا گنل باشکانی ما ایرو هاتی جمع زیارتی ما ام بخیر هاتنا وان دکن ایرو بیرا ما بگی ام کتن بیرا وان هاتن جمع ما زیارت کرن وقت دایی که امجی دخوازن بانگا ما جه هر انسان دموقرات انسان دعوا ماتی مروفا دکن دعوا خوینو سکنان دنه دکن بی ولاتی دعوا آشکی دکن جبنا قلبي ولاتي خوي نرجع ام جي وقت دايكا بان جي وان دكر وان انسان ما جي برا دم دما يكيديه يي وكديه يي براتيه يي خوي نسكن عندنا يي روشلاتا نابين بوي قازان خوي لي دكله زارو كي ما هرو دي هبن ام دسبيرن اخي ام ايدي وقت دايكا ناخوازن دني تو دايكا كرد دبي ترك دبي عرب دبي عجم دبي بانگا ما لهر دایی که لانسانت که هیه دل دایی که دیشی رو ام دستی خوابیم هفته ام بی شهری بده سکنان ده وکه ده سچمک ما هیه هر کس دعوه ناموس شرف ای رو کتی عرده ام جی بانگ دکن انسان ناموس لی شرف لی جبونه دل دایی که ایشیه ای دایی که دنی نیشه
malbata ki para xojiye girtiye malbata dini para xojiye şerri negre. Dava demokratiye dikin emci herkes li dengi xoay, li rengi xoay, li hebuna xoay xoadi derkevin. Em dibijin serketin inşallah ewe amebi jiberge em rastin, em dirya rastiye dene. Em jiweke gelye dünyayı dixwazin duvelatı xoadi de ahu ava xoadi jiyaneke azad. Bizarroke xoare bijin. Bi kef, bi henek, o em berxwedana ki îro li kolana tê kirin, em îro eger insanê îro ji bona ki dibêje ev welat bira xwîn lê bê sekinandin, em zilav û rêzê xwe ji wan re pêşkêş dikin, em dibêjin serketina me ye, em car di bang dikin, bangî dayîka jî dikin, em destê xwe bidin hev dir. Bira dilê me new şewitê, em destê xwe bidin hev dir vê xwîn lê bidin sekinandin. Em dibêjin bira zarokê men nemrin, zarokê tu kesî nemrin, kî dibe bira bibe, rengê hêzirê çavê dayîka tune ye, êşa dilê dayîka gişa aynî ye. O em vê serketinê, vê seçimê, em li gelê Kurd, li gelê cîhanê tev dî pîroz dikin. Eger îro ev seçima Kurda, seçima me bi ser kevê, ew ê gelê dinyayê tev dibe me re azad bibin ji berge em. Gelî azadî xwazin, gelî eger ji bona gelî cîhanê tevdî em mücadele dikin, nek ji bona Kurda tenê. Ji bona ev xwîn bê sekinandin di rojhilata navîn de. Em jî xwestekê me dayîka ev e, em bi xêratina we car didikin û bi xêratinê ser çavaratinê serketin înşallah a me ye. Em bi deng û rengê xwe derkevin kolana. Em êşa dilê dayîka parve bikin, em êşa dilê dayîka bidin sekinandin, em hêzirê çavê dayîka bidin sekinandin. Em dîsa dibêjin û bi xêr hatin û ser çavê hatin. Sandıkların taşınmasıyla birleştirilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar olarak kararlı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sandık güvenliğiyle ilgili bir kaygımız var mı? Bunu önlemek için bir çalışmamız var mı? Şimdi YSK'nın sandık taşıma konusunda aldığı karar hatalı bir karardır. Kendi hukukuna da uygun bir karar değildir. 270 bin kişiyi taşımak üzerine başvuru olmuştur kendisilerine. 19 ilin valisi tarafından. Bize ulaşan rakam şu an için 144 bindir. 144 bin kişiye taşımalı bir şekilde oy kullanmaya zorlamaktadır. Bu 144 bin kişiyi aslında sandıktan uzak tutmaya çalışmaktır. Bunun arkasındaki zihniyet. Sadece 144 bin kişi değil, daha fazla insan sandığa ulaşmasını istiyor. Şimdi biz bakıyoruz bu taşıma taleplerinin geldiği yerlere ağırlıklı olarak, hatta bu 144 bin kişinin haritasına baktığımızda bizim ortalama oy oranımız %70'in üzerinde olduğu bir bölge. Ağırlıklı olarak HDP'liler sandığa gitmesin, barajın altında kalsın zihniyetidir bu. Valisiyle, YSK'sıyla, tüm güvenlik güçleriyle aslında HDP'nin barajına baraj katma peşindedirler. Fakat tüm bunlara rağmen bir kere buradan çok açık bir şekilde söyleyeyim ki, bütün halkımız, seçmenimiz, herkes sandık neredeyse oraya gidecek, oyunu kullanacak. Sadece oy kullanmakla da kalmayacak, oyuna sahip çıkacak, iradesine sahip çıkacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıklarımızın başında olacağız. Sandık güvenliği konusundaysa, demokratik bir ülkede sandık güvenliği devlet alır. Devletin en önemli işlerinden biri, seçimlerin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak ve sandık güvenliğini almaktır. Şu acayipliğe bakın ki, sandık güvenliğini alma konusu bugün HDP'ye ve diğer partilere, sivil toplum örgütlerine kalmış durumda. Devlet bizzatihi sandıkları güvensizleştiriyor. Yani güvenli oy kullanma ve oyların güvenli sayımı ve sonuçların sağlıklı olmasının önünde en büyük engel bugünkü iktidardır. İşte buna karşı ne yapacağız? Sandıklara sahip çıkacağız. Yaklaşık 250 bine yakın arkadaşımız görev alacak ama sadece HDP değil. Adil Seçim Platformu diye dün bir deklarasyon yayınlandı. Biz de içindeyiz. Muhalefetin bütün partileri, sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Türkiye'nin her yerinde şimdi halk sandığına, oyuna sahip çıkıyor. Devletin, YSK'nın, valilerin, güvenlik güçlerin bütün
sandıklara yönelik bu tasarrufuna, bu güvenliği ortadan kaldıran tasarrufuna karşılık halk sandığına sahip çıkıyor. Barajla ilgili sizin kuramınıza gelen son bir anket var mı? Şu an hemen bıçak sırtında olduğunu söylemiştiniz. Evet. Yani böyle mi yoksa bir yükselme söz konusu? Hala bıçak sırtında. Bunu net söyleyelim. Dün gelen bir anket var bize ulaşan. Ve bu anketin sonuçlarına göre oyumuz henüz 10.2 gözüküyor. Tabii ki çalışmalarımızla sandığa giderken bu oyun artmasını bekliyoruz. Bu bıçak sırtını yaratan bugünkü iktidardır. Sürekli olarak bu bıçak sırtından olumsuz etkilenmemiz açısından elinden geleni ardına koymayan bir iktidar var. Biraz önce anlattığım zaten seçim güvenliği, sandık güvenliği bahanesiyle yaratmış oldukları handikaplar bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Fakat çalışmalarımız devam ediyor. Biz eninde sonunda bu barajı yıkacağız ve bu çağrımızı Türkiye'deki tüm demokrasi güçlerine, emek güçlerine, kadınlara, gençlere bir kez daha buradan yineliyoruz. Gelin demokrasinin önündeki, barışın önündeki bu barajı hep birlikte yıkalım. Bu sadece HDP'ye değil, Türkiye demokrasisine, Türkiye barışına örülmüş bir barajdır. Bunu da ancak omuz omuza vererek yıkabiliriz. Hala kararsız bir seçmen kitlesi var. Hala sandığa gitmeyeceğim diyen bir seçmen kitlesi var. Sandığa gitmemek, kararsız kalmak, gelecekten vazgeçmektir. Çocuğunuzun, kendinizin geleceğini bu uçurumdan aşağı yuvarlamaya çalışanların gücüne güç katmaktır. Gelin bu ülkenin uçurumdan yuvarlanmasına hep birlikte engel olalım. Dolayısıyla herkesi sandığa gitmeye, oyuna sahip çıkmaya buradan bu vesileyle bir kez daha çağırıyorum. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Bir 15 dakika da bize müsaade ederseniz başka da programlarımız var. Andere biliyorsunuz sohbet ediyoruz.